Efendim, Antalya Kemer'in eşsiz doğasından herkese bir kez daha selamlar. Benim adım Ersin Tekin. 24 yıldır turizm sektöründeyim ve misafirlerimize beklentilerin en uygun tatilleri sunmak için ekibimle beraber çalışıyorum. Bunun için de tavsiye ettiğimiz otelleri ekibimle beraber öncesinde geliyoruz, yerinde geziyoruz, görüyoruz, inceliyoruz ve gerçek bilgiler doğrultusunda misafirlerimize sunumlarımızı gerçekleştiriyoruz. Mesela şu anda Antalya Kemer'de bulunan Barut Collection Otel'deyim ve son birkaç aydır yaptığım gibi burada çektiğim videoları da YouTube kanalımda yayınlayarak sizlerin otel seçiminizde, otel görsellerini incelerken farklı bir bakış açısıyla da görüntülere ulaşmanızı sağlamaya çalışacağım. Filtresiz, gerçek ve samimi olarak çektiğim bu videoların değerlendirmenizde doğru şekilde katkısı olacağını düşünüyorum. Eğer siz de bu videonun tatil seçiminizde faydası olduğunu düşünürseniz lütfen aşağıda açıklamalar kısmına bıraktığım iletişim bilgilerine bizlere ulaşınız. Çünkü tatil olarak bizler ETS Tur'un yetkili satış ajantesiyiz ve bu otellerle ilgili en uygun fiyatları, erken rezervasyon indirimli fiyatları sizlere sunabiliyoruz. Üstelik koşulsuz iptal ve iade sigortasıyla da rezervasyonunuzu garanti altına alabiliyorsunuz. Lafı çok daha uzatmadan Barut Collection Kemer'le sizleri baş başa bırakıyor ve taleplerinizi memnuniyetle bekliyoruz diyelim. Görüşmek üzere. Evet, Kemer Barut Collection'a giriş yaptık. Resepsiyon kısmına yönlenmeden önce ilk dikkatimizi çeken 50. yıl logosu. Barut Otellerin bir özelliği var. Antalya bölgesindeki ilk zincir oteller olma özelliğine sahip bölgenin ilk otellerinden birisi. Ve şu anda bu bölgede toplam 13 tane oteli var. Özür dilerim, Türkiye'de toplam 13 tane oteli var. Ege bölgesi dahil olmak üzere. Çizgisini hiç bozmayan, hizmet kalitesini hiç bozmayan, bu servis anlayışından kalitesine hiç taviz vermeyen sayılı otel gruplarından bir tanesidir Barut Oteller. Ben şu anda otelin videosunu çektiğim için söylemiyorum bunları. Bütün samimiyetimle sizlere ifade etmek istiyorum. Vermesi gereken hizmeti tam ve doğru olarak veren sayılı otellerdendir. Ağırlıklı olarak Avrupalı misafir ağırlarlar. Tabii ki her milletten misafirler Barut Otel'de konaklayabiliyor ama Avrupalı misafirlerin daha çok tercih ettiği bir oteldir. Bunun sebebi ise gerek temizlik, sunum, ve gıda güvenliği açısından çok ayrıcalıklı bir hizmet standardına sahip olmasıdır diyerek şöyle lobi alanında sizlerle paylaşıyorum. İlk girişte hemen şöyle karşıda patisserie bölümü dikkatimi çekti. Orayı videonun devamında göstereceğim. Buradan yukarı çıktığımızda lobide dinlenme alanları, lobi terası birazdan göstereceğim. Lobi bar 24 saat açık ve premium üst seviye alkol içecekleri konsepte dahil olarak sunuyor. Yine bunu videonun devamında bahsedeceğim. Şöyle giriş kısmını bir kez daha bu taraftan göstermek istiyorum. Kemer merkeze yürüme mesafesinde ve üst kategoride hizmet veren 5 yıldızlı bir otel Barut Collection Kemer. Barut Kemer, Kemer merkeze yürüme mesafesinde 5 yıldızlı 356 odalı farklı oda kategorilerine sahip olan, bana göre oldukça kalite standardı yüksek ve butik tarzda hizmet veren 5 yıldızlı bir tesis. Neden böyle söyledim? Çünkü dün akşam geldiğimiz tesiste aldığımız hizmetin son derece seçkin olduğunu, zaten Barut grubunun öne çıkan özelliklerinden bir tanesi bu. Daha çok da Avrupalı misafirlere hizmet verdikleri için belli çizgiyi hiç bozmadan gıda kalitesinde, temizliklerinde, hijyende ve personel kalitesindeki üst seviye tavsiye edeceğim oteller arasında aldığımı söylemekte fayda var. Şimdi bu genel bilgileri verdikten sonra tesis içerisinde kısa bir tur yaparak tesisin sahip olduğu özelliklerle ilgili de sizleri bilgilendirmek istiyorum. Hadi başlayalım. Efendim, Barut Collection Kemer, Barut grubunun Collection konseptiyle daha özel, daha seçkin bir her şey dahil konsepte hizmet veren 4 otelinden bir tanesi.
benim deyimimle butik bir 5 yıldızlı otel. Neden böyle söylüyorum? Çünkü Avrupalı misafire hizmet veren, çok böyle tıkış tıkış kalabalıkların olmadığı, size özel alanları çok rahatla bulabileceğiniz, her yere çok kolay ulaşabileceğiniz, denizliyle, havuzlarıyla, restoranıyla gerçekten kişiye özel hizmet alabileceğiniz bir tesis, barut işletmesi. Sadece bu otel için söylemiyorum, barutların genel aslında tarzı bu. Krizel olarak sunulabilir. Ve biraz da buradan bahsedeyim size. Önümüzdeki havuz ısıtmalı havuz. Isıtmalı havuzun birkaç adım sonrasında aktivite havuzu var. Ve yine onun da birkaç adım sonrasında plaja ulaşabilirsiniz. Orada karşıda görülen, şöyle yakınlaştırayım, yuvarlak olan bölüm, pool bar. Orası gece saat 12'ye kadar açık. Onun hemen arkasında birazdan göstereceğim. Saat 6'ya kadar pizzeria isimli bir pizza servisi sunumu yapan yer var. Onun bize göre sol tarafında, karşısında diyelim, yine akşam saatlerine kadar hizmet veren sinek bar bölümü var. Yani Ultra Eşeda konsepti çerçevesinde oldukça başarılı şekilde misafirlere hizmet veren düzgün bir tesis olduğunu söyleyebilirim. Barut Kemer'in. Şimdi Barut Kemer'de dış alanları, genel alanları gezmeye başladık. Şöyle kısa görüntülerle videoyu zenginleştirmeye çalışıyorum. Dedim. Şimdi ana binadan çıktıktan sonra hemen birkaç dakika mesafede havuzu geçerek sahil bölümüne ulaşabiliyoruz. Sert rüzgara ve serin havaya rağmen güneşin tadını çıkan turistlerin yanından geçtik ve sahil bölümüne ulaştık. Bu bölüm aslında özellikle yaz aylarında gerçekten misafirin çok büyük keyif aldığı bölüm. Animasyon ekibi bocce oynuyor turistlerle. Bu çim alana şezlong ve şemsiyeler ilave edilerek bu bölümün keyfi biraz daha artırılıyor. Şu anda rüzgarın etkisiyle tabii çok fazla misafir yok bu bölümü kullanan. Buna rağmen tesis şezlonglarını, sahildeki şezlonglarını ve iskeleyi açmış birçok tesisin tersine. Çünkü şu anda kırlangıç fırtınası bekleniyor ve iskeleye çok zarar veren bir durum bu. Buna rağmen tesis otel imkanlarının tamamını hemen hemen faaliyette tutuyor. Deniz oldukça dalgalı görünüyor. Tabii normalde böyle değildir. Ben burayla ilgili şunu söylemek istiyorum. Kemer'in denizi çakıl ve çabuk derinleşen bir denizdir. Dolayısıyla Barut Kolej'in Kemer de böyle bir denize sahip. Şahsen ben çok seviyorum. Pırıl pırıl akvaryum gibi bir deniz olması açısından burada yüzmek bana keyif veriyor. Zaten mavi bayraklı bölgenin en temiz denizlerinden birisi bu bölgede. Ancak ben illa kumsaldan denize gireceğim diyenler için durumu bir kez daha değerlendirmekte fayda var. Yine sahil bölgesinde ses ve ışık düzeni bu bölüm akşam saatlerinde canlı müzik ve DJ performansla çam ağaçlarının altında denizin yanında hemen misafirlere güzel saatler yaşatıyor. Hemen sol tarafta sinek restoran bölümü var. Burada işte aperatif dediğimiz pizza, köfte ve benzeri yiyeceklerin yanı sıra yine alakart menüden ızgara balıklar, salatalar ve benzeri yiyecekleri de Akdeniz menülerinde buradan edinebilirsiniz. Akşam saat 4'e kadar sinek restoran hizmet veriyor misafirlere. Saat 12'den 4'e kadar. Bunun yanı sıra sahilde bir yiyecek noktası daha var ki benim favorim orası. Şimdi orayı göstereceğim size. Sinek restorandan yine kısaca sahili de görerek şöyle dönüyorum. Her şey birbirine çok yakın zaten. Birkaç adım ileride pool barı göstermek istiyorum size. Burası da özellikle akşamüstü saatlerinde oldukça keyifli. Denize karşı import içecekler, kaliteli içecekleri, alkol içecekleri burada bulabilirsiniz. Tek tek yine marka saymayacağım. Her zaman yaptığım gibi ama görüntüler zannediyorum olması gerekeni ifade ediyorlar. Burayı detaylı bir şekilde şöyle paylaşıyorum. Pool bardayız, lobby bar var, bir de relax barı var. Tesisli 3 tane böyle güzel bar var. Misafirlere Ultra Şeda konseptinde hizmet veren. Pool barı da gördükten sonra hemen yine böyle birkaç adım mesafede ulaşabileceğimiz pizzeria bölümünü göstermek istiyorum. Burası da saat 6'ya kadar misafire hizmet veriyor. Şöyle yaklaşayım. Bu bölümün özelliği İtalyan pizzalar, orijinal İtalyan pizzaları sunması misafirlerine. Saat 12'den akşam 6'ya kadar
Yani illa restorana geçmek, ana restoranda yemek yemek durumunda değilsiniz. Hem az önce gösterdiğim sinek restoranda hem de pizzeria'da keyfinize göre alakart menülerden ve özel İtalyan pizzalardan tadabilirsiniz. Burada ayrıyeten waffle hizmeti de verildiğini söylemekte fayda var. Hemen yanı başımızda pizzeria'nın yanında amfiteyatro. Tesise soft animasyon olmasına rağmen, çok böyle gümbür gümbür gürültülü animasyonlar yapılmamasına rağmen, bu da bir özelliğidir. Yani bundan hoşlananlar için bir mesaj veriyorum. Akşamları ise ses ve kaliteli sahne şovları burada sergileniyor. Sonrasında ise az önce gösterdiğim sahnede hemen şu karşı tarafta müzik ve DJ şovlar devam ediyor. Evet, güneşlenen turistlerin yanından tekrar oteli gezmeye devam ediyoruz. Bir kez daha ana binanın olduğu bölüme geldim. Burada ana havuzun bir bölümünün jacuzzi ile olduğunda sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten tam bir keyif oteli. Kargaşa yok, kalabalık yok. Balayı çiftlerine, dinlenmek isteyenlere çok ciddi güzel ortamlar sunuyor. Bakın, burası ısıtmalı havuz, bir kez daha gösteriyorum. Çünkü çok beğendim burayı. Hakikaten hoş ortamlara sahip. Böyle bir karmaşaya yer vermeden, meydan vermeden gayet düzgün bir şekilde keyif alarak tatil yapabilirsiniz Barut Collection Kemer'de. Ayrıca otelin balayı çiftlerine özel ikramları da var. İlk gün girişte odaya meyve sepeti ve köpüklü şampanya ikramı. Yine istediğiniz bir gün odaya kahvaltı ikramı. Ayrıca odanıza çiçek gönderiyorlar. Bir akşam alakart restoranda size özel bir masa hazırlıyorlar. Yine bunun dışında bir tane fotoğraf çerçevesi, Barut logolu, hatıra kalması için sizlere hediye ediyorlar gibi balayı hizmetleri de otelde mevcut. Evet, şimdi Barut Kemer'de odaları gezmeye başlıyoruz. Bunu yaparken de en üst seviye odalardan birinden başlıyoruz. Deluxe VIP kategoride bir oda. Doğru söyledin değil mi İvan Hanım? Deluxe VIP kategorisi. Girer girmez bizi banyo, jacuzzi karşıladı. Zaten hani neden Deluxe VIP dendiği konusunda ilk izlenim edindik. Şurada bornozlar, banyo setup'ı. Hemen odanın diğer özelliklerini görmek üzere ilerliyorum. Bakalım. Şurası yatak odası. Yine tam bir Akdeniz dekoru, tam bir tatil dekoru, çok modern, böyle insanı bunaltmayan, sade ve ferah, çok şık bir oda. Ve şimdi can alıcı noktasına geliyorum. Şurada bir oturma grubu ve direkt deniz ve havuz manzaralı bir pencere var burada. Bu şekliyle Deluxe VIP odamızı görmüş olduk. Çay kahve ikram bölümü. Hadi minibara da bakalım. Adet bozulmasın. Yine yanlış yer. Hah, buldum. Evet. Soft içecekler, meşrubatlar, bira, meyve suyu. Tüm odalarda standart bu. Sadece bu odada değil. Ve her gün misafir kullandıktan sonra ultra şeyler konseptinde bunlar yenileniyor. Şimdi Deluxe VIP'ten çıkalım. Biraz da standart odaları görelim değil mi? Şimdi standart, superior standart tipte bir odaya giriş yapıyorum. Bu Barut Kemer'de konaklamak isteyen misafirler için en uygun fiyatlı odalardan bir tanesi. Yandan deniz manzaralı diye bizim listelerimizde geçiyor. Bir de bahçe tarafı olanları var, kara manzaralı olanları var. Onların fiyatı biraz daha uygundur ama dekor tamamen aynı. Yine çok sade ama bir o kadar modern ve şık, çok rahat bir oda. Yine ben Akdeniz dekoru diyorum. Böyle mavilerle, beyazlarla dekore edilmiş güzel bir oda. Şöyle yandan deniz manzaralarını neyi kastettiğimi göstereyim size. Bakın, balkonda oturduğunuzda, gerçi tam güneş vuruyor karşıdan ama böyle bir manzarası var. Hemen önümüzde otelin ısıtmalı havuzu. Gayet büyük bir ısıtmalı havuz burası. Eğer Nisan gibi, şimdiki gibi aylarda geldiyseniz bu havuzu rahatla kullanabilirsiniz. Tekrar odaya dönüyorum. Orada bir oturma grubu var. Yataklar tabii ki isterseniz bir büyük yatak, isterseniz iki ayrı yatak. Bu sizin tercihinize bağlı olarak seçilebiliyor. Rezervasyon esnasında bize bilgi vermeniz yeterli. Biz bunu otele iletiyoruz ve buna göre yatağınız planlanıyor. Şöyle ayna televizyon bölümü ve
Bütün onlarda standart yine böyle bir plaj çantanız var. İçinde de plaj havlunuz var. Naylonların içerisinde tek kullanımlık. Bunları da size otel rahat bir şekilde kullanmayı sunuyor. Minibarı yine daha önce göstermiştim. Bir önceki VIP Deluxe'da burada da göstereyim. Konsept aynı. Soft içecekler ve bira misafirlere konsept halinde sunuluyor. Her gün yenileniyor. Dolapları açtığımız zaman bornozlarımız, terliklerimiz mevcut. Zannediyorum bu şu bölgede yine kasa çıkacak karşımıza. Evet, doğru bilmişim. Burada kasamız var. Evet, superior standart odamız bu şekliyle. Banyomuzda duşakabinli banyo, gayet de geniş, rahat kullanılan bir duşakabin olduğunu söylemekte fayda var diyerek bu odanın da bilgilerini tamamlamış olalım. Yılanım, teşekkürler. Şimdi giriş yaptığımız oda yine misafirlerimize tercihen sunduğumuz kara manzaralı penthouse suite olarak geçiyor. Özelliği ne? Girişte hemen bir oturma bölümü, oturma grubunun olduğu bölüm, salonda diyebilirsiniz. Hemen bir kapıyla ayrılan bölümde yatak odası. Penthouse suite olarak isimlendiriliyor. Şurada bir giyinme odası bölümü var. Özür dilerim, banyo bölümü var. Düzeltiyorum. Yine duşakabinli geniş bir banyo. Bornozlarımız, banyo setuplarımız ve karşıda da giyinme odası. Diğer standart superiorlara göre daha geniş bir oda. Daha rahat kullanılır bir oda. Çocuklar aileler için de tercih edilebilecek bir oda olduğunu söyleyebiliriz. Bu odanın yine deniz manzaralı ve kara manzaralı olarak bizim listemizde fiyatları mevcut. Şu anda herhangi bir manzara olmadığı için sadece balkondan bir diğer otellerin manzarası görünüyor. Deniz görünmüyor. Deniz manzaralı bir oda değil. Evet. Dilerseniz deniz manzarasını talep edebilirsiniz. Gerek yok dediğiniz zaman da daha uygun fiyatlı olarak bu odayı alabilirsiniz. Evet. Kara manzaralı penthouse suite ile gezdik. Şimdi buradan da çıkıyoruz yapacağız. Barut Kemer'de eğer çocuklarla geldiyseniz bir de böyle jetonlu oyunlar, elektronik oyunlar ve bilardo, özür dilerim. Bilardo ve kafam karıştı, bowling var. Evet, bilardo da var. Bu bölüm tabii ki konsepte dahil değil. Ekstra ücret karşılığı bu bölümden faydalanabilirsiniz. Çocukların zaman geçirmesi için böyle bir alternatif Barut Kemer'de mevcut. Evet, Barut Kemer'de de özellikle böyle çay, kahve, patisserie keyfi yapmak istediğinizde saat 10 ile 5 arasında size hizmet verecek olan patisserie bölümü. Hem kahve çeşitlerini hem de kurabiye, pasta ve ne diyelim cookies çeşitlerini burada bulabilirsiniz. Ve şimdi sırada otelin kahvaltı, öğle ve akşam yemeğini sunduğu ana restorandayız ve teras kısmı, dışarısı. Ben önce içeride bir tur atacağım. Burada ilk dikkatimi çeken sıradan bir restoran düzeninin dışında paravanlarla ayrılmış bölümlerin gerçekten keyifli bir hale getirilmesi, sandalye yerine koltuk düzeni kullanılması ve yemeğin keyfe dönüştürüleceği bir alan oluşturulması diye özetleyebilirim. İç alanı gösterdim. Bir de şöyle terası göstermek istiyorum size. Daha çok dış alanı kullanmak isteyen misafirler için. Yine hemen bahçenin yanında çok hoş, keyifli bir dış alanı var. Gayet tertipli, düzenli. Bu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ana restoran teras bölümü. Yine ulaşılması çok kolay. Odanızdan asansörle indikten sonra birkaç adım ulaşabileceğiniz rahat kullanılı bir restoran. Biraz da büfeye bakalım isterseniz. Girer girmez de makaronlar karşıladı beni. Yani yemek yemeyip makaron yesim var yani şu anda. Merhaba, kolay gelsin. Barut Collection Kemer. Gayet keyifli görünüyor. Ben şöyle misafirlerimize fikir vermesi açısından şöyle bir görüntüler almak istiyorum. Adet mezelerimiz. Soğuk mezeler, adet mezeler. Hemen peynir ve soğuk kızartmalar. Ben bir taraftan şefimden bilgiyi kopya çekerek devam ediyorum. Yine soğuk meze olarak deniz ürünleri, karidesler.
Şimdi salata büfesine geldik. Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Çok sağ olun. Tamam. Çok teşekkür ederim. Olur. Bir tane ondan alayım. Peki. Çok teşekkürler. Şimdi sıcak yemeklerin olduğu alana yaklaştım. Hop. Kolay gelsin. Kolay gelsin, merhaba. Pideler, pizzalar, et yemekleri, burada tencere yemekleri. Evet, dönüyorum. Merhabalar. Patlıcanlı kebap. Evet, gayet güzel. Ve ızgara bölümü. Izgaraya doğru geliyorum ben, değil mi? Oo, maşallah maşallah. Tam Adanalı'ya göre. Tam Adanalı. Tam Adanalı'ya göre. Şimdi çöp şiş. Pirdoğalar, çöp şişler, levrek ızgara ve orkinos ızgara. Oh, ellerine sağlık. Teşekkürler. Hemen tatlılar, meyveler kısmını da şöyle kısaca gösterdikten sonra Şahin Ustam, ben şöyle bir şey duydum. Barut Koleş'in Kemer'deki gıda ürünlerinin birçoğunu siz kendiniz yapıyormuşsunuz. Dışarıdan gelmiyormuş. Bu anlamda bence biz dünden beri buradayız. Çok da lezzetli, çok da başarılı. O yüzden elinize sağlık. Çok çok teşekkür ederiz. İnşallah, inşallah. Hep beraber. Çok teşekkürler. Yine tatlı çıktı. Biz makaronla başladık. Girer girmez makaron vardı girişte. Daha yemek yemeden bizim canımızı tatlı çektiriyorsunuz ustam. Sen de olayım. Ellerinize sağlık. Elinize sağlık. Yemekten sonra künefeye geliyoruz o zaman hemen. Sağ olun. Şimdi Barut Kemer Otel'de alakart restoranların olduğu bölüme geldik. Burada toplam 4 tane alakart var. Asya mutfağı, Uzak Doğu mutfağı, balık alakartı, Türk mutfağı ve en sonunda da İtalyan restoran var. Barut Kemer'in alakart restoranlar konusunda farklı bir hizmeti var. Normal şartlarda bu ulusal şeyler konseptinin dışında tutulan ve rezervasyon ücretiyle hizmet veren alakart restoranlar Barut Kemer'de ücretsiz olarak hizmet veriyor. Sadece sizin bir gün önceden rezervasyon yapmanız gerekiyor ki Barut Kemer'in bir aplikasyon uygulaması var. Otele giriş yaptığınızda mesela şurası Safran Türk Mutfağı, bu arada bunlardan da bahsedeyim size. Evet, Barut Kemer'in bir aplikasyon uygulaması var. Bu uygulama üzerinden rezervasyonunuzu yaptırmak kaydıyla bu alakart restoranlardan herhangi bir ekstra ücret ödemeden faydalanabiliyorsunuz. Olive restoran, burası İtalyan. İtalyan menülerinin sunulduğu restoran diyelim. Biz yine tabii restoran kapalıyken, misafirler yokken bu çekimleri yapıyoruz. O yüzden ufak tefek aksaklıklar gözüne çarpıyorsa kusura bakmayın samimiyetimizden dolayı. Teşekkür ederiz diyelim. Evet, alakartların olduğu bölümü de göstermiş oldum. Eğer Barut Kemer'de konaklıyorsanız alakart restoranlar için herhangi bir ekstra ücret ödemenize gerek olmadığını bir kez daha hatırlatalım. Burada hemen balık alakartı da şöyle göstermiş olayım size. Evet. Ve Asya mutfağı alakartı. Tabii restoran açıkken, misafirler varken ya da şovlar, servisler yapılırken, ışıklar da açıkken çok daha güzel görünecektir. Biz sadece bilgilendirme amaçlı çektiğimiz için videoları tekrar ediyorum. Hani ufak tefek böyle görüntülerdeki gerçeklik için kusura bakmayın. Efendim, videonun bu bölümünde ben size Barut Collection Kemer'de Ultra Şey Dahil konsepti içerisinde lobi barda, yani 24 saat açık olan bu barda hangi içecekler sunuluyor? Şöyle bir kısaca göstermek istiyorum. Tek tek isimlerini okumayacağım ama zannediyorum net şekilde görülüyor. Bunların tamamı konsepte dahil alkolü içecekler olarak sunuluyor. Zannediyorum yeterli bir veri oluyor şu anda sizler için de.
Hani çok soruluyor oteldeki içecek kalitesiyle ilgili sorular çok geliyor. Ben de Barut Collection Kemer'in bardaki içecek düzenini, vitrinini bu şekilde sizlerle paylaşmış oluyorum. Şurada bira dolabı var. Orayı da göstereyim. Burada gördüğümüz biraları şişe olarak alabiliyoruz. Sadece bu dolap değil, hatta şurada bir bira dolabı daha vardı. Evet. Böyle bir içecek konsepti var. Zannediyorum Barut'un Collection konseptinin seviyesinin de üst standartlı olduğunu bu şekilde sizlere ifade edebilmiş oldum. Tatile gelmek için Barut Collection Kemer'i seçerseniz alacağımız içecekler bunlar. Şöyle bir kez daha lobi barın terasına çıkarak bir kez daha panoramik bir görüntü paylaşmak istiyorum sizlerle. Biraz rüzgarlı, hemen mikrofondaki sesler karışacaktır ama Nisan ayının ilk günleri Antalya bölgesi bazı günler rüzgarlı fırtınalı olabiliyor. Ama ben bu görüntüyü almama engel değil. Hemen önümüzde ısıtılmış havuz bir kez daha paylaşıyorum size görsün. Çünkü çok güzel, dekoratif görünüyor, keyifli görünüyor. Evet. Lobi barın terasından da manzaramız bu şekilde. Bir de geniş açı yapalım. Evet. Efendim, Barut Oteller grubunun 13 farklı oteli olduğunu söylemiştim farklı bölgelerde. Bunlardan 4 tanesi collection konseptle hizmet veriyor. Yani alakart restoranların sınırsız ve ücretsiz olması, alakart kahvaltı hizmeti, 170'ten fazla yerli ve yabancı içecek çeşidinin misafirleri sunuluyor olması, gün boyunca yiyecek hizmeti verilmesi gibi, restoranda glutensiz yiyecekler hazırlanması gibi kişiye özel hizmetlerin sunulduğu bir konsept collection konsepti. Ve bu videoda görüntüleyemedim. Çok özel bir spası var Barut Collection Kemer'in. Kurallar gereğince orada misafirler vardı. Ben orada video çekimi yapamadım ama böyle bir hizmetin de konsepte dahil olarak sunulduğunu da burada belirtmek isterim. Genel özellikleriyle ifade etmeye çalıştığım Barut Collection Kemer'le ilgili daha fazla detay için bizlere ulaşabilirsiniz. ETS Tur yetkili satış ajantesi olan firmamızdan, Tatilium'dan rezervasyonlarınızı en uygun koşullarda ve koşulsuz iptal sigortası yaptırabilirsiniz diyerek iletişim bilgilerimi açıklama kısmına bırakıyorum. Ve bir başka otel videomuzda ve sizlere güzel tatiller sunacağımız günlerde görüşmek üzere diyoruz. Lütfen abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın diyerek de bir klasik YouTube kapanışıyla hepinize hoşça kalın diyorum.